O da var. Rüyayla amel edilir mi efendim? Ya arkadaş, rüyayla amel edilmez diyeceğim, yanlış olacak. Amel edilir diyeceğim, oradan birileri bağıracak. Şöyle, ben bunu basit size şöyle anlatayım. Rüyada gördüğün, dikkat et, dinin hükümlerine aykırı, lütfen dikkatli dinleyin, bir cümlesini çıkartırsanız bozulur. Rüyada gösterilen, emin olduğun şey, gösterilen bir şey, dinin hükümlerine aykırı değilse, muvafık, mutabıksa, seni onu yapmak için teşvik olabilir. Ama burada tabii başka teferruat da var. Mesela diyor ki, bana rüyada dediler ki, gün git yarın 10 lira sadaka ver. Şimdi baktığında bir problem yok. Su hesabına dokunmuyor. Ama bak, onun kimin dediği de önemli. Kimi gördün? Bizim orada geçerken işte bankada bir tane veznedar abimiz var bizim, Hikmet abi diye. Evet, onu rüyamda görüyorum. Diyor ki 10 lira sadaka ver. Abi şimdi normalde sana bu Hikmet abim bankadayken 10 lira sadaka ver dese dinlemezsin. Rüyada görünce niye dinliyorsun? Hani desen ki İstanbul müftüsünü gördüm. Hayırdır inşallah, hiç de görmem. 10 lira sadaka ver dedi. Bak şimdi burada bir aykırı durum yok. Sana namazı terk et demiyor, dinlenme demiyor. Her zaman da görmezsin. Dedeni gördüm mesela. Şahsen ben rahmetli merhum dedemi görsem dese ki oğlum Fatih 10 lira sadaka ver dese. Hey millet, dedemden size haber var. Haydiin sadaka verin diyemem. Rüyayla amel ettiremem. Ama ben giderim tıpış tıpış veririm. Olmadı. Rüyayla amel etme diyemezsin. Sen hiç karışamazsın. Sen kimsin ki karışıyorsun? Allah'tan bir haber almışım ben. Mani bir durum var mı? Yok. İçki iç diyor mu? İçki mi iç diyor? Başka bir şey mi söylüyor? Bak sana ben bir şey anlatayım. Anlatacağım ya. İnan ki bunu anlatmayacaktım, anlatacağım. Dinleyeceksin. Fi tarihinde kadrosu bile yoktu. Allah'a şükür şu anda çok güzel çalışıyorlar. Türbeler Müdürlüğü, İstanbul'un şeyi çok çok güzel çalışıyor. İnşallah şu türbeleri, türbenin kadrini biliyorum davasında olanların da bir güzel böyle elinden kurtulup şeffaf, herkesin ziyaret edebileceği hale getiririz de, şu insanlara güzellik yaparız da, onlara sırtını dayayarak kendini başka şekilde gösterenlerin şerrinden de kurtuluruz da, oradan da bir manevi güzellik akar. Ama bakın, yaşadığım bir hadise anlatıyorum size. İlk defa belki. Bir keresinde bir başka bir oturumda anlatmıştım ama televizyonda anlattığımı hatırlamıyorum. 1988 seneleri falan olabilir. Mahkum edilmişti adeta. İstanbul'da, İstanbul'umuzda, ey bizi her yerden dinleyen arkadaşlar, Çemberli Taş denilen mevkide hemen biraz yürüdüğünüzde Sultanahmet'e doğru inerseniz sol tarafınızda Sultan II. Abdülhamit cennet mekanın türbesi ve daha nice padişahların çocuklarının türbesi vardır. Uzun zaman orada temizlik yapılmamıştı ve kadrosu yoktu. 88 anlattım. Biz arkadaşlarla 25 kişi toplandık. 2 günlüğüne bize bir anahtar verildi. Bak dinle, hikaye değil bu. Dinle. Sonra biz o temizliği yaptık. Açıkça söyleyeyim, canımız çıktı. Sabah 8.30'da başladık. Akşam 6'ya kadar o tırmandık yani oralara. Şimdi elhamdülillah çiçek gibi bakılıyor her yere. O gecenin, o günün gecesinde arkadaşım bir rüya gördü benim. Ve gittik bunu o zamanın türbeler müdürüne anlattık. Sultan Abdülhamit Han rüyada kendisine gelmiş. Ve şöyle demiş. Oğlum, Allah razı olsun. Yaptığınız işten çok memnun kaldık. Kusura bakmayın, rüyada geçtiği için aynen aktaracağım. Biraz belki bir kelimeyi değiştireceğim. Belki, çünkü yasaklı kelimedir. Fakat sizden, size bir şey söyleyeceğim diyor. Sana bir şey söyleyeceğim oğlum. Bizim türbemize bir adam dadandı. Benim ve ecdadımın ve çocuklarımın sanduku örtülerindeki malzemeleri çalıp çalıp kapalı çarşıda satıyor. Bu diit, kimseyi buradan def edin. Bıktık bu adamdan diyor. Bak, hiçbir bilgi yok. Arkadaş, ertesi günü gittik. O müdürlük yapan abimizle beraber gittik. Bir kaldırdık puşideleri. Hepsini sökmüşler. O gümüşleri, bilinmeleri. Götürüp satmışlar.
Nasıl, ne diyeceksin şimdi sen buna? Bak, görüyor musun? Bu böyle. Bu şekilde. Daha anlatsak. İnsanları rüyalara yönlendirmeyin. Hocam yanlış yere zorluyorsun. Bak ben öyle demiyorum. Ben rüyaya yönlendirin demiyorum. Rüya alemi diye bir şey var. Sadece bir insan yattığında horul horul uyumasın. Yattığında hayali rüyası bile Allah'la olsun diyorum. Bunun nesi yanlış? Nesi yanlış? Tıbben ilmen ispatlandı. İnsan uyurken beyin fonksiyonları 8-9 kat artıyor. İnsan dinlenmek, sadece böyle yatmak için dinlenmek için uyumuyor. Rüya aleminde bir alem yaşıyor. O alemle beraber dinlenerek kalkıyor. Uzman bir abimiz vardı, profesör doktor. İsmen anmıyorum şimdi. Kendisine dedi. Hadi söyleyeceğim, Erol Bey, Erol Gökhan. Kendisi bizi seyrediyorsa ellerinden öperim. Çok severim kendilerini. Anladık ki dedi, insan rüya görmek için yatıyor. Ve Kur'an'da anlatıyor. Boşuna değil ki. Efendim biz peygamber değiliz ki rüyayla amel edelim. Onun her gördüğü çıkıyordu. Bak ama Sure-i Enfal'de Allah Teala buyuruyor ki Bedir Harbi'nden önce, biz sana rüyada onların sayısını az göstermeseydik, olduğu gibi çok gösterseydik, sen ümmetine bir şey olmasın diye onların üzerine gitmezdin. Allah Teala yönlendiriyor demek ki. Arz edebiliyor muyum? Arkadaşlar, şu anda binlerce, belki milyonla insan, evet ya, ben de hakikaten böyle bir rüya görmüştüm, aynen çıktı diyen yok mu? Var. O zaman bunu inkar etmek yerine gel, de ki, arkadaşlar, şu Ramazan'ın güzel, mübarek, uğurlu günlerinde, bak şu anda en uğurlu gündeyiz biliyor musunuz? Mahsuzcuktan söylüyorum. 13'ü. 13. 13 uğurlu rakamımızdır bizim. Hocam yapma ya, uğursuz diyorlar. Aa, yuttun mu sen o dolmayı? Onun sebebini biliyor musun? Üçün önüne bir geldiği için, teslis inancının önüne bir, vahdet inancı geldiği için bazı batılı kafalar İslam'a yoruyor o biri. Kendileri de teslis 3, 13 çok uğursuz. Daha uğursuzu ne biliyor musun? 13 cuma. Korku filmlerinde bir numara. Neden? Cuma. Müslümanların günü. Bir de 13. Ne kadar neleri kakalıyorlar bize değil mi? 13 bizim uğurlu rakamımız. Bak bundan sonra fütuhatımız olacak. Anladın? Sakın ha. Koskoca ya, diyorlar ki İslam'ın ne kadar böyle çağ dışı şeyleri var. 7 yıldızlı oteller var. 13 rakamında şey yok, kat yok. Bakıyorsun 100 katlı. Bir bakıyorsun 13 yok. Niye? Uğursuz. Hani batıl inancın vardı senin İslam'da. Adama bak. 7 yıldızlı akıllı bilmem ne yapmış. Geldim diyorsun. Açıyorum perdeleri diyor. Ocak yan. Ças. İniyorsun asansöre. 13 yok. Sebep uğursuzmuş. Sonra diyor ki Müslümanların batıl inancı var. Baştan aşağı batılsın. Mesele inanıp inanmama meselesi. Kendinden kompleks duyma ya. Kompleks duyulacak bir şey yok ki senin. Aslanlar gibi yürü. Rahat rahat yürü. Öğren. Öğrendikçe hayranlığın artacak. Öğren. Öğrendikçe hayranlığın artacak. Uğursuzluk meselesi mesela. Hasan el-Basri diyor ki bir işi araştırdın. Bak. İş kuracaklar. İş yapacaklar. Bir şeyi araştırdın. İyi araştırdın ama. Bir şey olmaz ya falan demedin. Fizibilitesini yaptın. Araştırdın. Dediler ki hadi abi girelim bu işe. Tamam giriyoruz. Bismillah. Ya abi gittik, birinci hafta jeneratörümüz bozuldu. İkinci hafta arabanın lastiği patladı. Abi bir uğursuzluk var falan diyor. Diyor ki Hasan el-Basri, böyle durumlarda üzerine gidin. Şeytan yapıyor bunu diyor. Araştırmanı yaptın mı? Yaptın. Tamam. Uğursuzluk yoktur. Eskiden Beşiktaşlı Cemal Efendi öyle yaparmış. Böyle sahnelermiş, fıkra gibi anlatırmış derste. Bir gün böyle gidiyorum diyor. Yukarıdan bir kadıncağız vardı. Şişt çocuk, bak karşıda karga var. Ne yapayım teyze? Karga uğursuzdur. Hemen taş al at ona. Aldım diyor taşı. Bir attım diyor. Şangır cam kırılmış. Karga da uçmuş gitmiş. Aa, gördün mü demiş, karga uğursuz. Vallahi teyze demiş, kargada uğursuzluk yok. Attığım taş uğursuz demiş ya. Karganın ne günahı var?
Guguk kuş öttü. İçime bir şey oldu. Böyle oldu. Aha, böyle. Bunları yapmayalım. Bizde batıl inanç yok. Hani adam diyormuş ya. Böyle. Çok şükür hiç batıl inancım yok diyor. Yaptın şimdi daha işte batıl inanç. Güzel güzel. Hiç lüzum yok. Bu modernlik değil ki. Maşallahın nesini beğenmiyorsun? Gerçi hakkım var. Adam çıktı maşallahı da kirletenler oldu. Kirletemezler.